Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna ordusunun son kayıpları açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konuchenkov, Ukrayna'nın Mykolaiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 3 savaş uçağının havada vurulduğunu açıkladı. Konuchenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı. Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konuchenkov, Donetsk bölgesinde mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda, 6000'den fazla çeşitli füze ve top ile 30 kadar Ukraynalı askerin yok edildiğini açıkladı. Ukrayna'nın 93. Mekanize Tugay'ına yönelik saldırılarda ise 100 kadar askerle 20'den fazla askeri aracın imha edildiğini aktaran Konuchenkov, Donetsk bölgesinde 56. Motorlu Piyade Tugay'ına ait askerlerin %70'inin etkisiz hale getirildiği ve söz konusu Tugay'ın savaşma kabiliyetini kaybettiği ifade etti. Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ile 7 mühimmat deposunun imha edildiği bilgisini paylaşan Konuchenkov şunları söyledi. Mykolaiv bölgesindeki Novopavlovka yerleşim biriminin yakınlarında Almanya'nın Kiev yönetimine sevk ettiği Gebhard uçak savar sistemi imha edildi. Ayrıca Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sistemi vuruldu. Mykolaiv bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 3 savaş uçağı havada vuruldu. Bunlar Su-25, MiG-29 ve Su-27. Rus hava savunma sistemlerince de 9 insansız hava aracı düşürüldü. Konuchenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 267 uçak, 145 helikopter, 1720 insansız hava aracının yanı sıra 365 hava savunma füze sistemi, 4283 tank ve zırhlı araç, 795 çok namlulu roket atar, 3286 obüs ve havan topu ve 4807 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.